ablamlar da yani mesela o çok ağır geldiğini söylemişti. Aynı zamanda hastane olduğu için giriyorlar kampüse ama sınıfa giriyor mesela sınav yapılacak. Sen oturuyorsun masana, hoca ona da bir şey demiyor. Herkese soru kağıdını dağıtıyor, sana soru kağıdı vermiyor. Yok sayıyor. Yok sayıyor. Başını açarsan soru kağıdı veririm diye. Yani çok yerlerden döndürdük. Bu yani bir travma yani gerçekten. Karanlık bir dönemi geride bıraktık gerçekten ama içinde birçok acı hikaye de barındırıyor diye düşünüyorum hocam maalesef. Yani şöyle bir durum oldu. Başörtüsü aslında çok acılı sıkıntılara yol açtı bir kesim için. Ama onların çocukları, torunları, şu anda belki bazılarının torunları bile dünyaya geliyordur. O kadar bir haber ki bu bana acı veriyor. Yani mesela hani feda edenler oluyor. Yani kıyafetini değiştiriyor. Ben doğrusu bunun sıkıntısını çeken bir insan olarak onun sızısını duyuyorum. Yani gençlerimiz maalesef bu anlamda örtünmenin kıymetini bilmiyorlar. Bu rahatlığın aslında kıymetini bilmiyorlar. Aslında baktığınız zaman Hülya Hocam çok uzun bir zaman dilimi de değil, yok içerisinde. Değil. Yani ama annelerinin, ablalarının tanık oldukları bu duruma dönüp baktıklarında, incelediklerinde onlara büyük bir ders verip belki daha gayretli bir şekilde hayata dört elle sarılmaları gerekiyor. Başörtülerine dört elle sarılmaları gerekiyor ama maalesef göremiyoruz bunu. Bu da yani, bize üzüntü veriyor kimi zaman. Yani şöyle oldu aslında, örtülü kadının hikayeleri de örtüldü. Hani yok gündemde, yani başka yerde böyle bir olay yaşansa onlarca film yapıldı. Ne yapıldı ki yani? Hani ben bu anlamda da medyaya seslenmiş olayım. Yok gerçekten doğru söylüyorsunuz, yani, haklısınız. Bir sürü kitaplar yazılması lazım. Yani hikayeleri yok sayıldı. Rahatı sanki hafife alındı ve aslında şöyle, ben kendimi hiçbir zaman feminist olarak tanımlamam yani kadın haklarına da. Ben insan hakları olduğunu düşünüyorum yani. Daha doğrusu hani orada da küçük bir açıklama yapayım. Yani kadın ve erkek diye konumlandırdığın zaman çatışma ortaya çıkıyor. Çatışmanın kendisine karşı olduğum için bir kadın hakları savunucusu olarak tanımlamıyorum kendimi. Aslında gerektiğinde erkek olarak adalet, için öyle adalet dengeyi getirir. Çünkü adalet hani terazinin dengede olması demektir. Bu bağlamda yani herkesin hakkı, kimin hakkı yeniyorsa onun yanında. Bu kadın da olur, erkek de olur, çocuk da olur, işte mülteci de olur. Asıl olan budur diye düşündüğüm için hani feminist olarak tanımlamam diyorum ama bu başörtü yasaklarında yani maalesef pek çok kendini dindar addeden erkekler iyi bir sınav vermedi. O anladı, kırgın yani yok saydılar. Hani eşi, çocuğu örtülü olan hocalarımızın bir kesimi bizi yok saydı.